tabi e, Normalde biz seçildiğimiz gün ilk belediye meclisi toplantısında artık el ele verelim hep beraber çalışalım istedik e, bunun içinde e, hiçbir bir belediye ayırmadan partisine göre çalışalım istemiştik bunun yolu Eğer bilgi almak istiyorlarsa bir soru önergesiyle verip istedikleri bilgiyi zaten vermek zorundayız her şeyden önce kaldı ki saklayacak hiçbir şeyimiz yok veririz ancak böyle yapmak yerine gerek sosyal medyada da gerekse belediye meclisinde 5 yıldır yaptıkları gibi böyle iftira atarak konuşmaya e, başlamışlar. E Arkadaşımız da durumu izah etmek isterken e, tahammül etmeden saldırmışlar. Aslında o konuşmasını yapardı bir başkası da kalkıp hayır öyle değil böyle diyebilirdi. Hoş değil inşallah. Ee, il başkanlarımız karşılık olarak görüştüler. Tekrar barışmak suretiyle orada güzel bir ortam olur inşallah. Temennimiz odur. Başkanım konser iddiaları ile ilgili kapsamlı bir açıklama evet. yapacağını söylemiştir ile. Biz, Tarih belli oldu mu efendim? Evet ee, pazartesi. sonuçları tamamlandı mı? Tamamlandı. Pazartesi gün saat 3'te çok detaylı bir açıklama yapacağız. Bütün e, Türkiye'nin de izlemesini isterim açıkçası. Canlı yayınlıyoruz her şeyde olduğu gibi. Bir görsünler bakalım. E, hesap kitap neymiş? Bizim e, hiçbir şeyi şimdiye kadar saklamadığımız gibi saklamayız. Hatası olan varsa da bizzat benim imzamla e, savcılığa gider. Şimdiye kadar yapılan şey odur. Kendi dönemimde de 56 tane teftiş e, yaptırdım kendi bürokratlarımla ilgili. Bunun içerisinde savcılığa gitmek isteyen varsa, e, gitmesi gereken varsa onlar da gitmiştir. Ama mutlaka ve mutlaka bütün iddialar benim belediyemde soruşturulur. Bundan çekinmiyoruz çünkü soruşturduğunuz zaman dedikoyu ortadan kaldırıyorsunuz dedikoduyu ve en azından da aklanıyoruz. Çünkü bazen ihalelerde ihaleyi alamayanlar birbirlerine karşı bu tür iftiralarda da atıyorlar. Hem e, onların da aydınlanması açığa çıkması açısından sık sık teftişe başvuruyoruz. Bazen bürokratlarımız üzülüyor ama sonucu itibaren temize çıkmaları her şeyden e, daha iyidir. Aynı şekilde bütün konserlerin hepsi ve bütün ihaleleri biz zaten her zaman inceletiyoruz. Bir itiraz geldiği zaman bunu mutlaka teftişe veriyoruz. Sonuçlarını da açıklayacağız. Saklayacak bir şeyimiz yok. Bu ihaleleri yapan kültür dairemizdir. O dairenin sorumluları da gerekli bilgileri bize veriyorlar. Varsa bir eksik ki tahmin ediyorum şunu söyleyeceğiz. Başka yerlerdeki başka belediyelerin yaptığı ihaleleri de ekap kayıtlarından çıkarttık. Aynı tarihte aynı işleri kim yapmış, kaça yapmış, önceki dönemde ne olmuş, şimdi ne olmuş? Şöyle bir iddiamız yok. Önceki dönemde çok israf oldu bakın görün deyip kendimizi savunmak gibi bir şeyimiz yok. O onların alışkanlığı zaten. Yani önceki dönemde paraların har vurulup harman sarılması onların alışkanlığı. Biz bu sistemi yok etmek için geldik Ankara Büyükşehir'e. Bugüne kadar sürekli olarak muhalif belediye meclis üyeleri sürekli hakkımızda şikayet dilekçeleri verdiler. 109 tane benim hakkımda şikayet dilekçesi vermişler savcılığa. Bunların 101 tanesi takipsizlikte sonuçlanmış. 8 tanesi de şu anda müfettiş incelemesinde. Daha bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir bürokrat bu şikayetler karşısında savcılığa gidip ifade dahi vermemiştir. Bu da nasıl bir belediyecilik yaptığımızın en güzel örneğidir. Biz kararlıyız. Türkiye'de yolsuzluğun kaldırılması, yok edilmesi için en büyük amacımız örnek olacak çalışmaları yapmak ve Ankara Büyükşehir olarak çalınmadan da çalışılabileceğini göstermek en büyük şiarımız. Görevimiz bittikten sonra da insan içine alnımız ak olarak çıkabileceğiz. Allah Milletin karşısına bu kadar görev yapıp da rahat bir şekilde çıkamayanlardan etmesin kimseyi dileğim odur. Sayın Başkan, e, kayyum atamalarından sonra e, sizin hakkınızda da miti bir talimat, araştırma talimatı gitti iddiası ortaya atıldı. CHP lideri Özgür Özel de bu konuyla ilgili konuştu. Neler söylersiniz var mı böyle bir şey? E, Sayın Genel Başkanımız bu açıklamayı bir saniye. Sayın Genel Başkanımız. Bu açıklamayı yaptıktan sonra e, dün yanlış hatırlamıyorsam MİT Başkanı böyle bir şeyin olamayacağını kurumsal olarak böyle bir görev tanımlarının olmadığını söylediler. Ancak ben Ankara Adliyesi'ne böyle bir çalışmanın olduğunu haber verdim. 2021'de de aynı teşebbüste geçmişlerdi. O zaman da bir dilekçeyle sormuştum, cevap vermemişlerdi. Yeni bir dilekçe verdim. Nedir, böyle bir çalışma var mıdır, varsa aslı nedir, nereden icap etmiştir diye. Değerli basın mensupları, son 50 ankete baktığınız zaman 50 anketin hemen hemen hepsinde yapılan anketlerde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden gerek her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor buna dikkatinizi çekmek isterim ama çekindiğimiz hiçbir şey yok çünkü ben 5 yıl boyunca belediye meclisinde 148 üyede 40 kişiydik her türlü hakarete ve iftiraya rağmen halk bunun cezasını büyük bir tokat atarak Türkiye rekoruyla kırdı bunlar hiç kimseye bir şey sağlamaz varsa herkes bildiğini şeffaf bir şekilde açıklasın her şey soruşturulsun veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok ama yargıyı sopa gibi kullanıp Kumpasları yapmak bunlar FETÖ taktikleridir tavsiye etmem. Başkanıyla görüştünüz mü? Ben görüşmedim hayır. Efendim sağlı solu bir açıklaması oldu ama. Sağlı solu dediğim anlaşılıyor. Ee, sağ solu arkadaşın dediği gibi onu soracaktım ama Cumhurbaşkanı'nın da bu konuyla ilgili konserlerle ilgili bir açıklaması oldu. Ee, biz de rakamlar ciddi rakamlar araştırıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı konserlere de bakalım karşılaştıralım. Hodri meydan. <laughs> <olun>. Çok teşekkürler. <laughs> Buyurun. Thank <laughs> <laughs> you <laughs> <laughs>